İzmir'den konuğumuz bizimle birlikte oluyor Haşmet hocamız bizim Her için. cuma olduğu gibi Evet bizim Her için zaman. çok değerli tabii <laughs> ki Hoş geldiniz efendim Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı kendisi Profesör doktor Haşmet Mesut Özsoy Bizimle birlikte ee, hocamız Sizi iki hekim baş başa bırakıyorum Valla ben Haşmet hocamla sohbete bayılıyorum Ben de sizlere Çünkü yenilikleri o kadar güzel anlatıyorsunuz ki Yani Kadın onda zaten inanılmaz yenilikler var. Bir de üreme sağlığında evet. e, kıskandırıcı gelişmeler de var. <laughs> var var. Evet. Bugün e, neden bahsedelim? İkileri gelmeye başladı. Şimdi e, kök hücreyle ilgili hı hı. E, yapmış olduğumuz çalışmaların e, bir harmanlanmasını konuşacağız. Aa, çok güzel. Yapmış olduğumuz akademik çalışmaları anlatacağız. Ve bu e, grup içerisindeki hasta portföylerimizi ifade etmeye çalışacağız. Biz çocuk istiyor olan kadın ve erkeklerde özellikle e, ovaydan rezervi düşük olanlarda, Yumurta sayısı kalitesi düşük olanlarda ve erkeklerde, sperm sayısı çok çok az veya azospermi döneminde olan, pozisyonda olan erkeklerde e, PRP ile biz bu işe başladık. Yaptığımız çalışmaları toparladık. Biz bunları yurt dışına gönderdik. E, ortalama 400-500 vakalık bir çalışma yaptık. Ve biz Amerika'ya ve İngiltere'ye biz bu çalışmaları gönderdik. PRP ile ilgili baktığımız zaman özellikle e, erkekler... Şimdi açalım bu PRP'yi? Çünkü PRP'nin de kök hücre olduğunu zanneden bir grup var. Kök hücre PRP değil. Evet. PRP şimdiye kadar kadınlar çok iyi bilir. Estetik amaçlı, kozmetik amaçlı olarak kullanılıyordu. Ondan almış olduğumuz kan örneğindeki tamir edici, onarıcı hücreleri ayıkladıktan sonra bunları biz dokuya enjekte ediyoruz. O dokunun gençleşmesini veyahut da olgunlaşmasını sağlamaya çalışıyorduk. Ama... Şunu gördük ki biz erkeklerde özellikle azospermi olan vakalarda PRP'de başarılı olamadık. Hmm. Yüzümüz gülmedi. Hmm. Kadınlarda PRP'nin faydalı olabilmesi için çok ciddi şartların olması gerekiyor. Zaten o şartlara sahip olan kadınlarda da tüp bebek başarısı da artmış oluyor. Dolayısıyla biz PRP'yi yumurtalıklarda uygulamamaya karar verdik. Ekip olarak ve bilimsel çalışma kurulu olarak. Ve kökü üzerinin kapısını açtık. Ona bir çığır açtık. Kök de biz e, çeşitli yerlerden elde edebildiğimiz gibi, bunu ortopedist e, hmm. şeyler, e, cerrahi branşlık arkadaşlar da çok iyi bilirler, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yağ dokusundan almış olduğumuz örnekten e, laboratuvarımızda, kök yüze laboratuvarımızda e, bunları ayıkladık. E, ve sağlık olanlarını hem genetik çalışmaları yapıldı, hem e, soru işareti olan, Şüpheli olan hücrelerde ekart dedikten sonra bunları çoğaltmaya başladık. Şimdi Orta kök zaman, hücre dediğimizde yağdan alınan var, var. kemik iliğinden alınan tamam. var. Kandan alınan ee, var. Kandan alınan var, bir şeyden alınan var. Evet. Alınan, var. alınan var, deriden alınan var. Bir de tabii ki embriyonik var o doğuştan hani o Kork kök hücre saklıyoruz. Şimdi bunlardan hangisini siz alıp üretiyorsunuz? Biz yağ dokusundan, yağ kalenin dokusundan. ön duvarından estetik kozmetik bir şekilde yağ dokusundan almış olduğumuz örneği, Hmm. Ortalama 6 haftalık bir süre içerisinde hazırlayabiliyoruz. Ve hazırladıktan sonra kadınlarda e, laparoskopik yöntemle overlere biz bunların ekimini yapıyoruz. Ortalama her overe 1 milyon, 1,5 milyon hücre olacak şekilde. Şu anda laboratuvar şartlarında yapmış olduğumuz çalışmalar gayet başarılı devam ediyor. Bütün e, kök hücrelerin e, ayrılma, ayrıştırılmasında, çoğaltılmasında ve uygulamasında şu ana kadar bir sorunumuz olmadı. Ne güzel. Bilimsel olarak ve akademik olarak başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bilimsel çatı altında. Ve biz bunları tabii şu anda bir havuzumuz var. Bunları biriktiriyoruz. Ve sonuçlar da almaya başladık. Özellikle kadınlarda, yumurta rezervi düşük olanlarda, yumurta sayısı az olanlarda, prematür ovaryen yetmezlik dediğimiz erken menopoz döneminde olan kadınlarda kök hücre tedavisiyle taze, kaliteli, olgun yumurta hücrelerini elde ettik. Ve biz bunları Bilimsel olarak da e, çalışmalarını yazmaya başladık. Ve hmm. yurt dışına gönderdiğimizde bunlar yayınlanacak. Tüm dünyada PubMed'den bunlar bütün hekim arkadaşlarımız görecekler. Evet bu bir reklam değil. PubMed çok bizim başvurduğumuz Hı -hı. gerçekten. Evet. E, oraya da yazılarımız çıktığında gurur duyduğumuz. Bilimsel mi? akademik çalışmalarımız. Akademik çalışmalar. Evet. Ben oradan konuları da takip ediyorum bu Tabii. arada. Tabii. E, çok önemli. Ha, orada çıktı evet bitti tamam yani çok da güzel şeyler çıktı. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Kök hücre diyoruz. Ee, erkeklerde de bunun kullanılma şansı var mı? Biz erkeklerde bunu kullanmaya başladık. Daha doğrusu uygulamaya başladık. Hı hı. Yine aynı şekilde erkeklerde de karın ön duvarından almış olduğumuz yağ dokusunu kendi laboratuvarlarımızda e, sentez ettikten sonra sağlık olanları ürettik. Her testise ortalama 15 milyon hücre olacak şekilde bir e, uygulama yaptık. Azosperm olan hastalarımızdan, erkek hastalarımızdan artık biz bir canlı sperm hücresi elde ettik. Bütün azospermler bundan faydalanabiliyorlar mı Bütün yoksa azos... sertoli A hepsi alıyor mu bunu? Şimdi bunlar da tabi genetik genetik e, problem olan Evet olanlar var efendim e, daha sonradan azospermik olanlar var Hı -hı. E, daha önce teste e, canlı hücre e, yakalanmış olan TES'e dediğimiz e, testislerden yani e, mikroskop altında al, tek tek araştırılaraklar. E, canlı e, sperm hücresi ayıklanan olanlar var ama tabii bunların başarıları birbirine göre çok farklı. farklı. Genetik olanları biraz herhalde başarı konusunda çok umutlu olmuyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bu devam konuda oluyor. devam ediyor. Çünkü kök hücre izole bir hücre grubu bulunduğu dokuya uygulandığı zaman e, o dokuya dönüşme kabiliyeti potansiyel olan hücreler dolayısıyla Resmen yeni bir yazılım. Değil mi? Yani kök hücre oraya koyduğunuzda yeni bir yazılımla eee teknoloji yapay zeka gibi kabul edeceğim yandakileri etkileme gibi her neyse. gibi. evet ya. Yapay zeka gibi iş şey yapabiliriz ki kabul edebiliriz. Tabii bu da e, bizim hayatımıza bu pandemi döneminde girdi. Hmm. Ve bize e, bu bilimsel çalışmalara yönlendirdi. E, ve biz de bu çalışmalarda yani e, çok şükür ki güzel sonuçlarla e, çıkmaya başladık, almaya başladık. Erkeklerde de canlı sperm bulduk ve yakaladık. Azosperm olan olgularda. Ve e, şimdi hem yurt dışından hem de yurt içinden hastalarımız zaten başvurularını yapıyorlar. E, bunların e, ön çalışmaları yapılıyor. Ön e, şeyleri e, yapılıyor. Bunların eee tahlil ve tetkikleri yapıldıktan sonra uygun olan hastalarımız bu çalışmaya alınıyor. Ne güzel ya. Kök üzeyti bizler çok güzel e, kullanmaya başlayınca mesela dizde kullandığımızda kıkırdak e, gelişimini arttırıyor falan. E, diğer organlarda niye olmasın? Evet. Değil mi? Peki bunun e, hastasını nasıl seçiyoruz? Kimler bu kök hücreden faydalanabilir? yaş sınırımız var. Hmm. Özellikle hem kadınlarda ve erkeklerde e, 48 yaş sınırımız var. Tabi burada e, mesela çok çok akla şu soru geliyor. Menopoz sürecini uzatabilir miyiz? Hayır öyle bir niyetimiz yok. Tabiata karşı bir e, şeyimiz yok. E, çıkışımız yok ama e, menopoz ortalaması neyse o kadın kök hücre uygulandığında bile o yaşlarda e, menopoza girmiş olacaktır. Kadında? Kadında. Hmm. Erkekte 48 değil herhalde. Erkekte de 50. E, <gülüyor> <gülüyor> Çok iki bir farkı Yani seçici davranıyoruz biraz da bu konuda. Hmm. Amacımız tabii seçici davranmamızın sebebi e, başarımızı artırmak, e, bunu yayınlamak değil tabii ki. Burada amacımız... Faydasını görüyor musun? Faydasını görecek olan gruba e, hitap edebilmek. Tabii. Zaten faydasını en baştan bunları yapma. biz karşılıklı hasta ve hasta yakınlarıyla konuşuyoruz. Asla ne kadar önemli yani eskiden kırklı yaşlıları bile konuşamazdık yani 38 mi o çok geç yani Tabii 38'den sonra annem olmur derdik evet. değil mi bir de şöyle artık kök çalışmaları çalışmaları bir algı olarak yayıldı hmm. ve bunu yani sizlerle beraber ifade ettik. Evet, evet. E, hem görsel olarak hem de e, ulus, ulusal olarak, e, Türkiye olarak. E, bundan sonrası gelen sorular artık şu olmaya başladı. Kök hücrenin nasıl yapıldığı ne işe yaradı değil de. Bundan sonra tedavi tüp bebek mi olacak? Hmm. Yoksa doğal yolda gibi kalacağız? Ha, en azından çok bir önemli. basamak daha çıkmış olduk böylece. Bu basamağı da bize hastalarımız çıkarttı. Dolayısıyla teknoloji bize yardım etti. Diğer taraftan da hastanın bu konuda çok büyük katkıları var. Bu konuyla ilgili e, takipçi olan çok büyük Türkiye'de ve yurt dışında gruplar var Türk vatandaşlarımız var ve bizler bu e, gruplarda konuşurken yumurta elde ediyoruz kaliteli yumurta elde ediyoruz kaliteli embriyo elde edeceğiz ya da edildi yurt dışında var bunun şeyleri sonuçları var e, yayınlanmış olanlar da var ya da yayınlanmak üzere e, Tüp bebek olacak ya da olmayacak ya da tüp bebekteki başarıyı artırıyor mu artırmıyor mu Tabii ki o da bağlı bulunduğu yerdeki, Tüp bebek merkezin değerlendirmeleri kriterleri içerisinde yer alır. E, erkek için de öyle. Ben azo spermi benden e, canlı hücre, e, normal yollarla mı çıkacak yoksa yine testisten mikroskop altında mı bulunacak? Biz tabi artık e, bu konuda e, hasta e, karı kocayı bir an önce çocuk sahibi yapabilmek için e, şansa da bırakmıyoruz. E, ama ilk e, gebeliği e, tese işlemiyle olur ya da yumurta toplama opu dediğimiz yumurta toplama hmm. işlemi işlemiyle olur ama belki birkaç yıl sonra kendiliğinde olur. Tabii o kadın ve erkekteki kriterlere bağlı. O kriterler evet gerçekten de çok da vakit kaybetmeden yapılması gereken bir şey. Tabii. Sonuçta 48 yaş diyorsunuz. 48 bir yani gözünü açıp kapadım 48 olmuyor. Ben ben net söyleyeyim yani. Evet. <laughs> Çünkü 50'ye gelene kadar ben kendimi hep çok gencecik bir adam zannederdim. Ee, öğrenciler falan geldiğinde e, onlara abi bile dedirttirmem yani hani e, şimdi haşmet hocam diyoruz. Siz e, gerçekten hani şeyin içerisinde bu döngünün içerisinde ne zaman yaşlandık ki, ne zaman 50 olduk ki dediniz mi hiç? Ben diyorum vallahi açıkçası. Ben de söylemeye başladım yavaş. Dediniz mi eyvah. <laughs> Demeyin. yani ben Biraz peki, daha tabii bilmiyorum. merak ediyorum. <laughs> yani bu gençlik eli var mısınız ikinizde? Yukarısı. <laughs> ben de yukarısını söylemek lazım. Ama göstermiyorsunuz <laughs> valla. Çok güzel. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. E, bunu Peki kök hücre gençleştirme deniyor ya. E, acaba kök hücre e, spermde veya e, yumurtalıkta da daha kaliteli, daha olgun, daha genç yapar mı? Yani daha iyi bir embriyo elde eder misiniz? Tabii ki. E, yumurta e, kalitesi, sayısı hı hı. E, dövlenebilme e, potansiyeli ne kadar yüksek olursa aynı şey sperm de geçerli. Kalitesi, dölleyebilme kapasitesi ne kadar yüksek olursa embriyonun paralelinde e, kalitesi o kadar iyi olur. artacak. Ve devamında rahim duvarına tutulma gücü artacaktır. Ben bunu neden sordum biliyor musunuz? Yani normal insanlar da artık hepsi bir projeyle çocuk sahibi oluyorlar. Tabii. Yani bunu acaba normal insanlar da yapamaz mı? Normal e, insanlarda e, ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum. Hı. Çünkü e, toplumumuzda, diğer toplumlarda olduğu gibi bir gebelik oranımız var. Bunun dışına çıktığı zaman biz araştırmalara başlıyoruz. Eğer gerçekten erken yaşta yumurta sayısı az, kalitesi düşükse tabii ki yapılır. E, daha az e, ilaç kullanımı, daha az takviye edici gıdalara ihtiyaç duyulur. Çünkü kök kendisi bir potansiyel. Ve bu genç e, dinamik ve kaliteli hücrelere dönüşmüş olacağından dolayı fazla bu kadar şimdiye kadar olduğu gibi defalarca denemelerden ziyade hmm. daha kısa sürede gebelik elde edeceğimize inanıyoruz. Ya ben birçok insan var ben hatta e, çok e, yakından şahit olduğum e, bir ameliyathanede bir e, sekreterimiz var 31-32 yaşında yani 25 yaşından beri e, ayda bir 3 ayda bir AMH hormonuna baktırıp e, çizelge çıkartıyor. Daha evlenme falan yok. yani Bir de evlenecek. Evlendikten sonra çocuk sahibi olabilir miyimin hesaplamasını veya onun nasıl düşük olup olmayacağını, ne kadar yükselebileceğini hesaplarını yapıyor. Artık insanlar bilinçli. Diğer taraftan tabii bu tip çalışmalar yapılırken değişik çalışmalar aklımıza geliyor. Potansiyel çalışmalar aklımıza geliyor. Bunlardan bir tanesi de kısırlığa sebep olan kadın faktörlerinden bir polikistik over hastalığı ha, evet. gibi. Bunlar da acaba ee, şimdiye kadar e, çok e, başarılı bir e, tedavi e, alternatifi bulamadık. E, dolayısıyla e, genetik geçişli olduğu artık ispatlanmış durumda. Hmm. Ve 4 e, farklı derecesi var. Acaba biz bunu ileriki dönemlerde PRP mi tedavi edebiliriz? Yoksa kökücü tedavi edebiliriz? Hiç hormon ilacı kullanmadan e, efendim insülin direncini bulaşmadan e, doğal yollarla ovülasyonunu sağlayıp, yumurtlamasını sağlayıp bu özellikle gençlerde, yeni evlilerde polikistik overi, infertilite sebepleri arasından çıkartabilir miyiz? Ba Aslında ne güzel gelişmeler var ama e, bu polikistik overde de elimiz kolumuz bağlanıyor değil mi? Tabii ki. Ameliyat da olamıyor. Eskiden drilling dediğimiz bir işlem Ameliyat. vardı, evet, tıraşlama yani. gibi ama hmm. e, onda da çok e, başarılı sonuçlar alamadık. E, diyetisyenler devreye girdi. Efendim kilo kaybetme, cerrahi e, işlemler devreye girdi. Hı hı. E, yumurtalık uyarıcı, yumurta sayısını artırıcı ilaçlar devreye girdi. Aşılama, tüp bebek devreye girdi. Ama tabi e, çok da riskli herhalde bu aşılama falan tabii, şey tüp bebek için. Tabi. Ama şu var, polikistik overin tedavisini bulamadık daha. Bir de var. Işte. Ama şimdi yumurtaları da fazla. Bir yandan da bu kadınların avantajı var. E, normal bize göre. Yumurtaları oldukça fazla. Evet. İyi bir avantaj değil ama <laughs> ama belli bir seviyeye <laughs> yükselmedi. Daha az seleksiyonda belki değil ama şeyde belki e, tüp bebekte de değil mi? Yani daha çok yumurta elde etmek iyi bir şey değil mi hocam? Çok iyi bir şey değil. <gülüyor> yani <gülüyor> o, 30 özellikle 30'un üzerine çıktığı zaman siklus hmm. iptali olanlar var. Aa. Tedavi e, bir yarıda kesmek durumda olduğumuz vakalar var. Birkaç ay sonra devam edeceğimiz vakalar var. Hmm. Ayrıca onlarda döllenme potansiyeli normal yumurta döllenmesinden 8-10 tane yumurta çıkan bir kadının e, başarısına çok çok daha altında. Ay, peki. Son dakikanın içindeyiz. E, ben evet. kendi adıma çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben son sözlerinizi rica ediyorum. Ben başarı başarı çok güzel başarı sonuçlarını bir öğrenebilir miyim hemen son dakikada? Son dakikada çalışmalarımızı biz e, öncelikle PRP konusunda yurt dışına gönderdik. Yayınlanacak. Haber bekliyoruz. Kök hücrede yeni e, sperm hücresi ve yeni yumurta hücresini ürettik. Bundan daha güzeli ne olabilir? Ee, Ayşbet hocam, valla biz çok mutluyuz sizi gördüğümüze. Ben de her teşekkür ederim. Cuma Emin'in Beyaz TV izleyicileri de sizi gördüğü için çok mutlu. Ben de çok seviyorum izleyicileri. İzmir'e sevgilerimizi Aa. iletiyoruz. Başüstüne. <laughs> Lütfen Tabii. daha çok sizi görmek istiyoruz ekranda. Her hafta programımız tüm hız ile devam ediyor.